Evlilik ve Aile. Hazırlayan ve sunan İpek Aykol. Sevgili Radyo Anatolia dinleyicileri, herkese merhaba. Ben İpek Aykol. Sizlere Newport Beach Orange County'den sesleniyorum. Bugün sizlerle aile içi şiddet konusuna değineceğim ve özellikle partnerler arasındaki şiddetten bahsedeceğim ve şiddete eğilimli olan insanları tespit etmenin bazı işaretleri konusunda sizlere bilgiler vereceğim. Genel bir giriş yapmak gerekirse aslında aile içi şiddet konusu düşündüğünüzden de yaygın bir konudur. Bu konu genellikle kapalı kapılar ardında kalır ve kişiler bu konu hakkında konuşmayı çok fazla sevmezler ve tercih etmezler. Bu konuşmamanın, bu sessizliğin sebebi kimi zaman korku, kimi zaman utanç olabilir ve kişiler özellikle onlara şiddeti uygulayan kişiden korktukları için bu konuda yakınlarına çok fazla açılamazlar. Şimdi ben sizlere bazı özelliklerden bahsedeceğim ve eğer siz bunları kendi yaşamınızda veya tanıdıklarınızın, eşinizin, dostunuzun yaşamında gözlemliyorsanız belki sosyal bir sorumluluk üstlenerek bu konu hakkında bir şeyler yapabilirsiniz. Öncelikle şiddete uğrayan kişiler çoğunlukla eşlerinden korkarlar. Hatta eşlerinden, partnerlerinden diyeyim çünkü bu konuyu erkek kadına şiddet uygular diye genellemek istemiyorum. Şiddet kadından erkeğe de uygulanıyor. Kadından kadına da, erkekten erkeğe de uygulanıyor. O yüzden bu konuda bir varsayım yapmayacağım. Genellikle şiddete uğrayan partnerler birbirlerine karşı bazı konuları açmaktan korkarlar. Kendilerini ne yaparlarsa yapsınlar, eşleri için yeterli göremezler. Hep daha fazlası yapılması gerekir gibi düşünürler. Ve bazen öyle bir çaresizlik hissine kapılırlar ki bu şiddet davranışını gerçekten hak ettiklerini düşünürler. Ve bir zaman sonra sorumlu olanın aslında kendileri olduğunu düşünürler. Ve bu zaman gittikçe insanı çaresizliğe götürür. Genellikle şiddet eğilimli olan kişiler partnerlerini utandırırlar, onlara bağırırlar. Genellikle arkadaşlarının, tanıdıklarının ortasında da yaparlar bu davranışları. Onları sık sık eleştirirler. Hatta öyle bir duruma gelirler ki şiddete uğrayan kişi artık arkadaşlarının ve ailesinin önüne çıkmaktan utanır. Sizin başarılarınızı bu kişi görmezden gelir. Kendi davranışlarından dolayı sizi suçlar. Örneğin size karşı bir şiddet davranışında bulunduktan sonra size bunu hak ettiğinizi söyler. Türkiye'ye dair birkaç istatistik vermek istiyorum. Evet, bu radyoyu dinleyenler genellikle Amerika'da yaşasa da hepimiz Türk'üz ve bu durum kendi ülkemizde ne durumda ona bir göz atalım. 2014 itibariyle %39 oranında kadın Türkiye'de fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Dikkat edelim, belirtmişlerdir ve bu konu hakkında sesini çıkaramayan daha birçok kadın vardır. Yani %39'luk rakama baktığımız zaman her 10 kadından 4'ü eşi ya da birlikte olduğu kişi tarafından fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Dünya geneline baktığımız zaman her 4 kadından biri ve her 6 erkekten biri yaşamlarının bir döneminde aile içi şiddete uğramaktadır. Şiddete uğrayanların çoğunluğu kadın olmak ile beraber erkekler de partnerleri tarafından şiddete maruz kalmaktadırlar. Aile içi şiddet bizlere zaman zaman kendini ekranlarda büyük trajediler ve üzücü haberler ile hatırlatsa da aslında her geçen dakika, her saat, her gün masum ailelerin ve çoğunlukla kadınların hayatını işgal etmektedir. Şiddeti önlemenin yollarından birisi de şiddete eğilimli olan karakterleri önceden tespit ederek kendimizi bu karakterlerden uzaklaştırmaktır. Şiddete eğilimi olan karakterleri fark etmek
şiddete son vermek için atılacak ilk adımdır. Peki bu karakterleri nasıl tespit ederiz? Şimdi size birkaç madde sayacağım. Şiddet eğilimli olan kişi sahiplenicidir. Yani partnerini kendi eşyası gibi görür. Sıklıkla emir verir, fazla otoriterdir, korkutucudur, gözü çabuk kararır, birdenbire öfkelenebilir, hatta bir de işte 180 derece dönebilir bir saniye içerisinde. Manipüle eder ve karşısındakine suçluluk hissettirir. Örneğin, beni gerçekten sevseydin böyle yapmazdın. Beni çok ihmal ediyorsun. Arkadaşların benden daha mı önemli? İşin benden daha mı önemli? Gibi. İlişkideyseniz, çok erken seni seviyorum veya sana aşık oldum der. Hatta o kadar erkendir ki sizin bile içinize sinmez ve Allah Allah birazcık erken oldu galiba, biz birbirimizi o kadar da iyi tanımıyoruz gibi düşüncelere kapılırsınız. Duygularını çok çabuk yaşar. Genellikle madde ve alkol kullanımı şiddet eğilimini ortaya çıkartır. Yani madde ve alkol alan kişi daha muhtemel bir şekilde fiziksel olarak şiddet uygular. Eve alkollü gelir, karısına çocuğuna şiddet uygular. Çünkü kendini kontrol etme mekanizması iyi çalışmamaktadır. Öfke problemleri vardır. Sürekli aksi ve tedirgindir. Bir restorana veya bir markete gittiğinizde gözlemleyebileceğiniz bir özellik ise servis personeline kaba davranır. Aynı zamanda eşyalara zarar verir. Nesneleri etrafa fırlatır, duvarlara, kapılara vurur. Yaptığı hatalar için, hatta size vurduğu için bile başkalarını suçlar ve sorumluluk almaz. Senin yüzünden yaptım, bunu bana sen yaptırdın, senin yüzünden sinirlendim gibi cümleler kurarak sorumluluğu üzerinden atar. Ve sizi her şeyden uzaklaştırır, izole eder. Arkadaşlarınızı, ailenizi sorun çıkaran kişiler olarak görür. Ve en önemlisi de kıskançlık. Sizi sevdiği için kıskanmaz. Kendini sevmediği için kıskanır. Bu insanlar kendilerini sevmezler. Bir insan eğer kendini sevmiyor ise partnerini nasıl sevebilir sorusunu da düşünmemiz lazım. Bu kişi sürekli sizi arar, neredesiniz diye merak eder. Telefonunuz bir dakika susmaz, her gittiğiniz yeri ve saati denetler. Aslında sizi önemsediği için bunları merak edip sormaz. Amacı sizi kontrol etmektir. Eğer bir kişiyle ilk kez buluşup tanışacaksanız veya yeni tanımaya başladığınız biri var ise hayatınızda, lütfen bu maddeleri aklınızda tutun ve eğer bu özelliklerinden birini veya birkaçını tespit ederseniz kendinizi o kişiden uzaklaştırın. Çünkü hayatınız gerçekten tehlikede olabilir. Kimse sevdiği kişiden korkarak yaşamak zorunda değildir. Eğer kendinizi veya bir tanıdığınızı az önce saydığım özelliklere sahip kişiler ile görüyorsanız, gözlemliyorsanız lütfen yardım isteyin veya tanıdığınız kişi için yardım alın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İpek Aykol'un hazırlayıp sunduğu Evlilik ve Aile programını dinlediniz.